25 Haziran 2022 Cumartesi, Ankara At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. Ankara'da 8 koşulu bir program var. Sadece 6'lı Ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. Ayak. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, handikap 15 yarışı, 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bir numaralı sesil hanım, sert gruplarda koşup, kısmen başarılı olan bir isim. Uzun zamandır ilk kez böylesine uygun bir grupta yarışacak. Yarış içi şartlar da lehine gözüküyor. Aprantisi iyi idare edebilirse, kazanma şansı yüksektir. İlk sıradan sesil hanımı kuponlara işaretleyelim. Daha sonra, 4 numaralı Şirin oğlu ve 2 numaralı Triple Hiyuchi yazalım. Yarışın ağır tempoda geçecek olması, bu iki atın da işine yarayacaktır. Gerektiğinde liderliği alan veya yarışı önlerde götüren isimlerdir. Bu tempoda mutlaka şanslı olurlar. 3 numaralı Gölge ve 5 numaralı Amadis, yarışı çok gerilerde takip etmezlerse, iyi form durumları ile şanslı olabilirler. Geniş kuponlara bu iki atı da ekleyelim. Son olarak, 7 numaralı kazablankayı sigorta amaçlı öneriyoruz. Henüz yarış kazanamamış bir isim olsa da, potansiyeli çok yüksek olduğunun altını çizelim. Yarış içi şartlar, stiline ters olduğu için son sıradan önerdik. Süratli tempoda geçecek yarışlarda, bu atı takip etmenizi öneririz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 4, 2, 3, 5 ve 7 şeklindedir. İkinci ayak. Dört ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının, Handikap 16 yarışı, 2000 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 3 atı rakiplerinden bir hayli ön planda tutuyoruz. Öncelikle yarışın ağır tempoda geçeceğini belirtelim. Liderliği muhtemelen balmelda alacak fakat bu kiloda işi zor gözüküyor. Biz ilk şansı, 6 numaralı tatlı 3 ara vereceğiz. Balmerda'yı en yakın takip edik olan isimdir hafif kilosu ile, onu düzlükte atlatıp, geriden gelebilecek ataklara da karşılık verebilecektir. Biz, tatlı üçarın kazanma şansını yüksek görüyoruz. Bizce ciddi rakipleri, yine uygun kilolu isimlerden, 7 numaralı saklı kız ve 5 numaralı bir matra olacaktır. Form durumları çok iyi olan bu isimler, tatlı üçarın düzlük üzerindeki hatalarını değerlendireceklerdir. Bu üç atı küçük kuponlar için yeterli görmekteyiz. 4 numaralı açık kırmızıda Gökhan Kocakaya var. Son yarışıda oldukça başarılı. 8 yaşında olduğu için üst üste aynı başarıyı tekrarlayabilir mi emin değiliz. Bu sebeple son sıradan sigorta amaçlı olarak şans veriyoruz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 6 7 5 ve 4 şeklindedir. 3. ayak 3 yaşlı İngilizlerin, Maiden yarışı, 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Taylar için uzun sayılabilecek bir mesafede, zorlu bir Maiden yarışı olacak. Koşuda iki güçlü isim var. 1900'de iyi koşup ikinci kalan Baltazar ve ilk çim yarışındaki görüntüsü çok beğenilen Altuğ Bey, rakiplerinden biraz farklı durumdalar. Bu ikisi arasında bir değerlendirme yaptık. Baltazar ilk çim pist yarışında da en iç kulvardan yarışa başlamış, hafif startı ağır alınca önü kapanmış ve liderliği alamadan yarışmıştı. Bu stilde başarılı olamayan bir at. Sonraki uzun mesafeli yarışında ise iyi bir start çıkışı ile liderliği almıştı. Bu sayede tam kapasite koşarak ikinci olabildi. Bugün de iç kulvardan yarışa başlayacak. Ancak bugün süratli rakipleri onu önde rahat bırakmayabilirler. Tempoyu erken yükseltmeleri, Altu Bey'in işine yarayacaktır. 2 numaralı Altu Bey, güçlü bir sprinter olup, bu tip şartları değerlendirebilecek kapasitededir. Altu Bey, ilk yarışında da diri görüntüsü ile dikkat çekmiş, ancak trafik sorunundan dolayı düzgün sprint yapamadan yarış bitmişti. Bugün Ahmet Çelik idaresinde, yarışta biraz erken sürat denirse, sonlardaki atakları ile koşuyu kazanmasını bekliyoruz. Günün bankosu olarak yazılabilir. Dördüncü ayak. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, açık 3, Çankaya koşusu, 1500 metre kum pistte koşulacaktır. Seyir zevki yüksek bir yarış olacak. King Berkay ve maratoncu gibi ille de liderlik isteyen atların olduğu bu koşu, süratli tempoda başlayacaktır. Bizce King Berkay, süratli rakibi olmadığı için son yarışlarında Osman Bey ve Regardles gibi ciddi rakiplerini geçebilmişti. Bu kez maratoncu gibi çok süratli bir rakibi var. King Berkay bu kez geçen yarışında Luminary isimli rakibini önde yalnız bırakarak yarış kazandığı için bugün de maratoncuyu önde yalnız bırakıp yarışı ikincilikte takip edecektir. Bu şekilde etkili düzlük yarışı yaparak kazanmayı hedefleyecektir. Ancak bizce bu şekilde yarışırsa 4 numaralı maratoncu sonlarda kesmez ve kazanır. Öngördüğümüz gidişata göre maratoncu bizim favorimiz olacaktır. Ankara pistinde ilk yarışını kazanabilir. Rakipleri ise önce 6 numaralı Regards, sonra 5 numaralı Osman Bey olacaktır. 3 numaralı King Berkay'ı ise maratoncunun varlığından dolayı son sıraya aldık. Sigorta amaçlı ekleyebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 4 6 5 ve 3 şeklindedir. 5. Ayak 4 ve yukarı yaşlı Arapların, kısa vade 8 yarışı, 1500 metre kum pistte koşulacaktır. Günün zorlu koşularından biri burasıdır. 9 yaşına gelmiş, sağı solu belli olmayan 2 numaralı Kadha'nın bugün nasıl koşacağını bilemeyiz. 1 numaralı Mahzum Kral son yarışında zincirleri kırdı. Devamını getirebilir. 3 numaralı Mega Star ise son yarışındaki kötü izleri bugün silebilir. 6 numaralı Bordo Mavi, 7 numaralı Tunç ve 8 numaralı Tumbul Çiçeği bu şartlarda yazılması gereken diğer atlardır. Kazanma karakterleri zayıf olan Öz Oyuncu ve Ova Kartalına bu tempoda şans vermedik. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2 1 3 6 7 ve 8 şeklindedir. 6. ayak. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin kısa vade 7 yarışı 1600 metre çim pistte koşulacaktır. 2 numaralı Ardaşa yine lehine şartları yakalamış durumda. Stili hiçbir rakibi yok. Kolaylıkla temposunu kurup arka grubu yanına yanaştırmadan kazanması gerekir. Ferit yardımcı da Ankara'ya sadece bu at için geliyor. Bizce yarış içi büyük bir hata olmazsa bu koşuyu kolay kazanacaktır. Günün ikinci bankosu olarak yazılabilir. Ankara yorumlarımız bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.